Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için nostaljik bir ürün incelemesi yapıyorum ve hemen elimde görmüş olduğunuz Sony DEJ915 taşınabilir CD Walkman incelemesiyle karşınızdayım. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey ve tüm detaylar inceleme videomuzda. Hep beraber izleyelim. Evet, bu video ile beraber farklı bir formatta incelemeler yapmaya da başlıyorum. Bu tarz ürünlere artık nostaljik ürünler diyeceğim. Çünkü elimde tutmuş olduğum bu Sony'nin CD Walkman diyor kendileri. Sony öyle demiş. Taşınabilir CD çalar gibi de aslında tanımlayabileceğimiz bir ürünü. Artık piyasada bulabileceğiniz bir ürün değil. Ancak böyle hani ikinci el satanlarda işte belki denk gelirse bulabilirsiniz. Onun dışında sıfırının olmadığı bir ürün bu. Ben genelde sıfır olan veya satışlı olan ürünleri incelemeyi tercih ediyorum. Çünkü insanlar işte böyle bir ihtiyaçları olabiliyor ama hem birazcık daha böyle bir faydamız olsun hem de bilmeyen nesiller için bir şekilde evet böyle bir üründe varmış demeleri için böyle bu tarz incelemeler yapmaya başladım. Bu ürün çok temiz kullanılmış gerçekten de. Sanem Hanım sağ olsun, buradan selam göndereyim ona da. Sanem Hanım'ın zamanında aldığı ve muhtemelen çok fazla kullanmadığı bir ürün çünkü gerçekten çok temiz. Üzerinde çizik bile yok tabiri caizse. Muhtemelen de yani en uzun kullananlardan bir tanesi de ben olduğum gibi geliyor bana. Nedir bu taşınabilir CD çalarlar? Bu özellikle MP3 çalarlar çıkmadan önceki dönemin çok kısa bir süre aslında oldu bu. 2000'li yılların sonlarında aslında 2008-9-10 gibi olan aslında dönemde oldukça popülerdi bu ürünler. Daha öncesinde de popülerdi ama fiyatları çok yüksekti. O yüzden hani alabilmemiz veya satın almamız çok kolay değildi. Sonra fiyatlar ucuzladı. İşte CD çalarlar çıkıyordu, MP3 çalarlar vardı filan derken kısa bir dönem bu tarz ürünler de taşıdık yanımızda. Bunlar ne işe yarıyor? Adından da anlaşılacağı üzere bir taşınabilir bir aslında CD okuyucu. Üzerinde bütünleşik bir pili bulunuyor. Biz bunları eskiden, şimdiki nesil belki bilmeyebilir ama ciklet pil diyoruz. Hemen şuradan da şöyle göstereyim. Şöyle yakınlaştırayım biraz kutumuzun cihazın içini. 2 adet ciklet pille çalışıyor bu. Bu piller 1400 mAh'lik NiMH türündeki piller. Şimdi çıkarmaya çalışayım. Biraz zor çıkıyordu. Evet, çıktı. Şöyle. Yani NiMH nedir diye belki soranlar olacaktır mutlaka aramızda. Nikel metal hidrit pil bunlar. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Birazcık ışık parlamasından dolayı tam görünmeyebilir. Evet, şu anda görülüyor. Nikel metal hidrat piller. Bu ne yazık ki çok fazla kullanılan bir ürün olmadığı için piller bitmiş. O yüzden ben adaptörle kullanıyorum şimdilik. Ama bir tane daha çözümü de var. Onu da söyleyeceğim birazdan. Bu piller 2 adet var bunun içinde. Özel yuvasına takarak bunları kullanıyoruz. Ama ne yazık ki bitmişler. Satılıyor piyasada, var bu arada. Geçen işte N11.com'dan şuradan buradan baktım. Bu tarz ciklet pil dediğimiz pillerden var. Ne işe yarıyor? İçine CD takıyoruz. CD takar takmaz da tabii bir pilimiz vesairemiz varsa hemen çalışmaya başlıyor. Parçalarına bakalım isterseniz. Şuraya koyayım ben. Bir adaptörümüz var. Şu anda elektriğe yakın bir ortamdaysam bununla kullanmaya çalışıyorum. Bir adet kumandamız var. Özel bir kumanda bu ve güzel bir kumanda bu arada. Yani o dönem için, ki bu 2011-2012 gibi çıkan bir ürünmüş bu arada. Çok da eski bir ürün değil aslında. Sony'nin hani son nesil yani CD çalarlarından bir tanesi bu anladığım kadarıyla. Üzerinde bir jog dial'ımız var. Hemen şu alt kısmında göstereyim. Şöyle uzatayım. Detaylarda da bunu koyacağım zaten. Bu jog dial ileri geri hareketler yapmamızı sağlıyor. Aynı basılabiliyor aynı zamanda.
Yani play ve pause'u buradan yapıyoruz. İleri ve geride yine bu şekilde yapılabiliyor. Üzerinde bir durdurma düğmesi de mevcut hemen sol tarafında. Diğer tarafta ise volümü arttırma kapatma tuşumuz var. O da böyle bir hani ittirdiğimiz zaman gidiyor ama çekince de kendi yerine gelen hem sağa hem sola gidebilen bir tuş. Arka tarafta bir klipsimiz var, dönebiliyor. Şöyle yaklaşık 270 derece falan dönebiliyor bu klips. Bu klipsi takarak da hani işte şuraya işte gömleğimizin, montumuzun kenarına bunu takıyoruz. Kumandamız burada olmuş oluyor. Bunun dışında arka yüzde böyle tuşlarımız var. Hold tuşumuz var. Hold'u aldığımız zaman tabii kullanılamaz hale geliyor haliyle cihaz. Burada bazı fonksiyon tuşları var. Display, Sound, işte P-Mode ve Repeat or End diye bir tuşlarımız var. Bu tuşlarla da çeşitli fonksiyonları bir şekilde kullanıyoruz. Bu arada güzel bir haber. Şimdi kulaklığımız var. Kulaklık da orijinal kulaklığı bu arada böyle. Yurt dışında biraz araştırdım bazı şeylerde. Bazı fotoğraflarda gördüm bu ürünü. Kulaküstü kulaklık da veriliyor. Bu kulak içi kulaklık. Fakat birazcık büyük olmuş. Yani bu uzun süre kullanamazsınız bunu. Bu arada eski belki yaşı benim gibi 40'ları geçenler mutlaka bilecektir. Kulaklığın bir tarafı uzun bir tarafı kısa. Şimdi pek böyle yapılmıyor. Kulaklıklar çoğu ikisi de eşit seviyede yapılıyor. Şöyle takarak yani birini böyle aynen şöyle takarak kullanırsam ama kulaklıklar dediğim gibi biraz büyük. Yani benim kulağım için acıtır yani uzun süre kullanımda bunlar. Ama şöyle güzel bir haber vereyim. 3,5 milimetrelik bir jack'ımız var. Ve kulaklık girişimiz 3,5 milimetre. Yani kendi kulaklığınızı takıp illa bu kulaklığı kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi kulaklığınızı takarak da bu cihazı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında kutusundan yani kutusundan çıktığını varsayıyorum. Ben kutuyu görmediğim için şöyle güzel bir kılıf var. Şunu da göstereyim. Kılıfın içinde hatta Sony öyle ince düşünmüş ki şöyle cepler de yapmış. İki tane küçük, daha doğrusu bakayım. Yok, bir tane büyük bir cep var. Bir de küçük bir cebimiz var. Evet, iki tane cep var bu cebi yani bu kılıfın içinde. Buralarda muhtemelen kulaklığınızı vesairenizi koyuyorsunuz. Ve üzerinde de işte Sony CD Walkman yazıyor. Gayet de başarılı olduğunu söyleyeyim. Güzel bir şey yapmışlar böyle. Güzel bir kumaş. Enteresan bir ürün çıktı var beraber. En azından bana bunu verdi Sanem Hanım sağ olsun. Şimdi bu nedir diye tahmin düşünecek olursanız bu özel bir bağlantısı var tabii CD'nin. Yani normal standart bir USB filandan şarj olmuyor. Özel bir bağlantı yuvası mevcut. Bunun içine iki tane kalem pil koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir standart kalem pillerimiz. Bu aslında bir taşınabilir batarya. O zamanın yani 2012-2013 yıllarının taşınabilir batarya çözümü. Sony bu böyle bir kutunun içinden de bunu da koymuş. Yani her üründe böyle çıkıyor muydu bilmiyorum. Çünkü dedim ki kutulu almadığım için bu ürünü ben. Ama böyle takıyorsunuz ve cihazı portable olarak da yani pilinde bir sorun oldu, pili bitti vesaire oldu kullanabiliyorsunuz. Gelelim kullanım özelliklerine. Şimdi cihazın nasıl kullanıldığına bakalım. Adaptörümüzü takıyoruz. Hemen şöyle yuvamıza taktık. CD'imizi de aldık. Müzik CD'miz var bir tane. Blues Brothers'ın orijinal soundtrack müziği. Takıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şu parçamızı yani kablo uzaktan kumandayı ve aynı zamanda kulaklık çıkışını barındıran. Bu arada kulaklık öyle bir tasarlanmış ki bu uzaktan kumanda. İsterseniz kendi kulaklığınızı doğrudan buraya takarak da kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandayı kullanmak zorunda değilsiniz. Ama yani cihazın uzakta bir yerde, çantanızda vesaire dururken kumanda üzerinden kumanda etmek ayrıca ayrı bir zevk ve kolaylık sağladığını söyleyeyim. Bu da ayrı bir konu. Şimdi taktık. Nasıl açacağız? Buradan düğmemize bastık. Evet, şu an CD-ROM çalışmaya başladı. Kulaklığımızı da takınca hemen şöyle yapalım. Evet, müzik dinliyoruz şu anda. Sesi açacağım biraz. Ses kalitesi fena değil. Tabi bunu buradan size aktaramıyorum ne yazık ki. Ayrıca bir hoparlöre vesaire de bağlarım ama aynı şey olmayacaktır takdir edersiniz ki. Ne gibi özellikleri var? İşte dediğim gibi durdurabiliyoruz dinlerken. Şimdi durdurdum mesela şu anda. Şu anda kulağıma bir bip sesi geliyor bu arada durdurduğumu belirtmek için. Cihazın arka tarafında bir AVLS özelliği var. Bunu daha önce Sony'nin Walkman'lerini kullanmış bazı arkadaşlar varsa aramızda onlar bilirler. Automatic Volume
limit system diye geçiyor bu. Yani sesin maksimum seviyesini birazcık düşürüyor bunu aktif ettiğiniz zaman. Daha doğrusu bir normal ayarı var, bir de limit ayarı var. Limitlediğiniz zaman yani sesi çok açamıyorsunuz tabiri caizse. Bu da özellikle hani yolda yürürken vesaire hani dış sesleri duymamanızı engelleyecek kadar sesi açmanızı engel oluyor. Güzel bir özellik ama hani ben bunu böyle kullanmak istemiyorum derseniz normal ayarına getirip kullanabilirsiniz veya limit ayarı var. İkisinden birini seçerek kullanabiliyorsunuz. Limitte ses seviyesini birazcık düşürüyor. Bunu belirtmiş olayım. Şimdi hala kulağıma bip 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 sesleri geliyor bu arada. Açalım şimdi sesimizi. Evet, müziğimizi dinliyoruz. Hemen yan yüzünde tuşlarımız var. İstersek buradan hani ileri geri durdurma gibi yapabiliyoruz. Yok istemiyorsak yine volümü de buradan arttırabiliriz ama bu kumanda hemen hemen her şeyi yapmanızı sağlıyor. Ha, bu kumandanız yoksa az önce söylediğim gibi kendi kulaklığınızı takarak da doğrudan doğruya bu cihazı kullanabilirsiniz. Ama o zaman tabii böyle bütün çalışmalarınızı yine işte ileri alayım, geri alayım vesaireyi cihazın üzerinden yapmanız gerekiyor. Ses kalitesi güzel. Yani Sony bence iyi. Zaten Sony'nin özellikle sesle ilgili cihazlarında bir sorun yok. Bugüne kadar da bir sorun yaşamadım. Ve hani ses kalitesini iyi bir şekilde aktarabiliyor. Sesi sonuna kadar bir açalım bakalım. Şu an 20. Ekranda birazcık bir sorun var. Tam göstermiyor ikinci dijitin şeyini. Onluk şeyini göstermiyor. Birlik rakamı pardon. 80. Şu anda siz de duyuyorsunuz muhtemelen müziği. Evet. En fazla 99'a kadar bir ses ayarımız var. Kısıyorum şu anda. Evet, kıstık ve işte bu şekilde 40, 30, 20'ye kadar iniyor. Bir ışıklandırılmış bir ekranımız var. Bu ekranı ışıklandırmış. Yani gece kullanırken de sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu küçük ekrandaki şeyleri de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dediğim gibi gayet başarılı bence. Hani o dönemin teknolojisine göre gayet başarılı. Bu arada bu üründe G-Protection özelliği var. Yani G-Protection nedir? Bir dönem bu araba teyplerinde falan da vardı. Bunlar hareket halinde kullanılan cihazlar, yani mobil cihazlar olduğu için titreşimlerde, özellikle CD'lerde çok ne yazık ki böyle bir sorun vardı. Belki kullanmamış arkadaşlar vardır aramızda, anlamayabilirler bunu ama CD okurken eğer bir titreşim olursa, otomobillerdeki araba teyplerinde de benzer özellikler koyuyorlardı. Titreşimi engelleyen bir teknoloji bu. Tabii engelleyen derken o titreşimin CD okuyucunun kafasına etki etmesini bir noktaya kadar, tabii siz böyle hani inanılmaz hızlı koşarken, hoplarken, zıplarken belki çalışmaz ama ufak tefek titreşimlerde elimine eden ve onu yok eden bir teknolojiye sahip. Jog proof dediği de yani işte bu sayede koşarken vesaire gibi şeylerde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yani bu anlama geliyordu. Çünkü o dönem bu tip cihazlar çıktığı dönemde bu önemli bir özellikti. Çünkü hareketli bir mekanizma çalıştığı için içeride titreşim veya işte bir ani hareketlerde ne oluyor? CD atlıyordu veya düzgün okuyamıyordu. Bu da sorun oluşturuyordu. Bunu engellemek için kullanılmış. Tabii bir yere kadar, bunu da bir kez daha söyleyeyim, bir teknolojiydi. Valla çok güzel bir ürün. Ben çok eğlendim. Yani benim kendi bir Walkman'im de var. O Ayva marka. Ayva marka Walkman'ı henüz şu an kullanamıyorum çünkü içinde bir lastik vardı. Eskidiği için artık erimiş ya, onu atmak zorunda kaldım. O yüzden çalışmıyor ne yazık ki. Bir CD Walkman kullanmak, dinlemek gerçekten de nostaljik bir ürün olduğu için beni eski günlere götürdü. Şimdikinin gibi bütün böyle hani telefonlar yaygın değil, işte Spotify yok veya işte ne bileyim bir Apple Music yok, şu yok, bu yok düşünüldüğünde yegane çaremiz bu tarz böyle işte CD'lerden dinlemekti. Tabii dediğim gibi o dönemde tam yavaş yavaş da MP3 çalarda çıktığı için CD Walkman'ın ömrü çok uzun olmadı. Ama hala isterseniz böyle sağda solda bulup, ki bu kadar kondisyonu iyi olanını bulabilir misiniz bilmiyorum ama değerlendirebiliyorsunuz. Üzerinde de bütün aslında kumandada yer alan bütün tuşlar yer alıyor. Bir hold tuşumuz burada da var mesela. Hold tuşuyla hani tuşları yanlışlıkla basmanın önüne geçiyoruz. Şu anda artık pek yani Walkman MP3 çalar da pek kalmadığı için, telefonlar MP3 çaların yerini aldığı için artık ne hold tuşu kaldı ne MP3 çalar çok az kaldığı için çok da gerekli bir teknoloji değil ama o dönemde hani elinizi yanlışlıkla basar, şarkıyı ileri atarsınız veya durdurursunuz gibi şeyleri engel olmak için böyle bir hold tuşu koyuyorlardı. Güzel de bir teknolojiydi, enteresandı ama yeni teknolojiler geldi, artık bu tarz ürünlere de çok gerek kalmadığını söyleyeyim. En azından bilginiz oldu, gördünüz böyle bir ürünün varlığından da
bu video sayesinde olmuş olsa da yine haberdar oldunuz. Bence bu güzel bir şey oldu diye düşünüyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenebilirsiniz. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına, gerekse sosyal medya hesaplarıma yapabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir nostalji incelemesinde, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.